Hafızanda ne kadar ödev tutabiliyorsun? Jede Menge. Nur mit den Vorträgen hapert es noch. Da bin ich schlechter als ihr Menschen. Yuki, Almanya'nın Marburg kentindeki Philips Üniversitesi'nde Profesör Jürgen Handke'nin asistanı. Handke, küresel çapta insansı robotlarla asistanlık denemesi yapan ilk akademisyenlerden biri. Handke, öğrenciler önünde ders anlatmaktansa onlara aktaracaklarını dijitalleşme ve karşılıklı iletişim sayesinde vermeyi tercih ediyor. Bunu da Yuki mümkün kılıyor. Marburg Üniversitesi'nde saat sabahın 7'si. Perşembeleri Profesör Jürgen Handke ve Patrick Heinz işe erken koyuluyor. Bugün robot Yuki de asistanlık yapacak ve uyandırılması gerekiyor. Studenten haben sich auf den heutigen Kurs vorbereitet. Gleich werde ich mal ihr Wissen testen. Darauf freue ich mich schon. Saat kaç? It is 7:32. Tamam, teşekkürler. Evet, göreve hazır. Derse gitme zamanı geldi. Yuki'nin yolda biraz yardıma ihtiyacı var. Bir yerden bir başka noktaya giderken her zaman bu taşıma arabasına ihtiyacımız oluyor. Yuki birkaç hafta önce deneme süresini tamamladı. Şimdi üniversitenin düzenli çalışanlarından biri. Patrick Heinz, Yuki'nin programlamacısı. Onun sayesinde Yuki sürekli yeni bir şeyler öğreniyor. Tek başına amfiye gidebilse güzel olurdu. Daha henüz bunlar eksik ama öyle bile olsa burada asansörde zor olurdu. Gelecekte de öyle olacak gibi görünüyor. Üniversite, Yuki ve iki diğer robotu her birine 20 bin euro ödeyerek Japonlardan satın aldığı zaman Yuki ve arkadaşlarının becerileri çok sınırlıydı. Şimdi ise 1 metre 20 santim boyundaki robot, Jürgen Handke için yeni moda bir cihazdan öte bir şey. Çünkü hedef yapay zekanın öğretme ve öğrenmeyi kolaylaştırması. Evet baylar ve bayanlar, 11 numaralı dersimize hoş geldiniz. Konumuz dil bilimine giriş. Şimdi linguistik ve fonetik sınıfımızı seçelim. Aa, bu yanlış oldu. Bu yanlış ders. Yanlış ders bu. Yuki yanlış bir şey mi yaptı acaba? Neyin yanlış gittiği konusunda hiçbir fikrim yok. Bu sürekli oluyor. Sürekli oluyor. Linguistik ve fonetiği tıkladığım zaman... Aa, şimdi oldu. Benim hatam. Benim hatam. Neyse, hazır mıyız? Here is a question for you. Task number one. How many vowels does the word incomprehensible contain? You got 2 minutes. Yuki, sınava hazırlık için sorularını soruyor. Handke'nin derslerinde her zaman olduğu gibi öğrencilerin internette bilgi aramak için tablet, akıllı telefon ve bilgisayarları kullanması gerekiyor. Handke ve Yuki için önemli olan ezberlemek değil, gerçek yetenekler kazanmaları. Ve onlar da zaten derslerde sadece bunu öğretiyor. IS, evet harika. Siz de IS yazmışsınız. Harika. Tam halini yazıyorsunuz. Muhteşem. Handke'ye göre öğretmen merkezli eğitimin modası geçti. Yuki sayesinde profesör, öğrencilerle etkileşime dayalı modern öğretim fikrini daha da tutarlı bir şekilde sergileyebiliyor. Sadece şu satırın altını çizin ve işte çözdünüz. Bu büyük bir rahatlama sağlıyor. Onlara eşlik edebiliyorum, önerilerde bulunabiliyorum. Robot hepsini kontrol altında tutuyor. Hiçbirini yapmama gerek kalmıyor. Harika bir şey.
Yoksa sürekli bir oraya bir buraya koşturmak gerekecekti. PowerPoint, saati ayarlamak, mümkün olan her şeyi yapıyor. Benim yapmama gerek yok. The time is up. The next question will come in a moment. Tamam. İşte her şeyi yapıyor. This is the question. Task number two. Teknik olarak her şey işliyor gibi görünüyor. Ancak bu konsept öğrencilerin de işine yarıyor mu? Robot gelince kendimi biraz daha zorlamam gerektiği hissine kapılıyorum. Böyle hissediyorum. Bu yüzden öğrenme konusunda biraz yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca burada böyle bir şeyin varlığı da bir motivasyon kaynağı. Yuki'yi buraya getirmelerine gerek yoktu. Bir robot sesi kaydedip soruları internet üzerinden de sorabilirlerdi. Bu benim için aynısını hissettirirdi. Çünkü burada bir robotun varlığı ya da arka planda aktif olan bir yapay zeka aslında çok da bir şey fark ettirmiyor. Handke, Yuki'nin daha yeteneklerinin başında olduğunu düşünüyor ve ona göre asistan robot zayıf bir yapay zeka. Örneğin onunla gerçek bir röportaj mümkün değil. Bu dışarı çıkması anlamına geliyor. Neden? Çünkü ortam çok gürültülü. Anlayamaz. Arka plan sesleri çok yüksek. Öğrencilerinin performansından memnun musun? Bu soruyu sormuş muyduk? Sanmıyorum. Spontane sorular olmuyor mu? Spontane soruları yanıtlayamıyor. Patrick Heinz'in daha önce e-mail ile aldığı sorulardan biri. Bugünkü planına göre başka ne işlerin var? Ich werde gleich meine Sprechstunde abhalten. Hoffentlich kommen viele Studierende. I have your QR code. Hello, Robin. Keep the effort up. You have completed everything. You have achieved an average score of 80%. Okay. Bunu biliyor muydun? Hayır. Tüm işlemleri yaptığımı biliyordum ama %80 yaptığımı bilmiyordum. O kadar iyi olduğumu bilmiyordum. Yuki'nin görüşme saatleri henüz test aşamasında. Bir bilim insanı onu değerlendiriyor. Yuki'nin bir sonraki yazdan itibaren düzenli görüşme saatleri olacak. Sonra diğer öğrencilerin de Yuki'yi öğrenci danışmanı olarak kabul edip etmeyeceği görüşülecek. Bazı insanların robotlardan korktuğunu anlayabiliyor musun? Absolut. Aber mit der Zeit werden wir uns aneinander gewöhnen. Wir können doch Freunde sein. Bana gerçekten elini mi uzattı? Sanırım sana kalbini açtı. İnsanlar ve robotlar arasında arkadaşlık mı? Kampüste bu konuda çekinceler de var. İnsansı robot, insanlar için giderek daha fazla oranda rakip oluyor. Biz çalışmıyoruz ki. Bizim yerimizde o çalışıyor. 5 yıl okurum, 5 yılda bir bankada çalışırım diye düşünmüştüm. Ama sonra bana, üzgünüz, sizin için yerimiz yok dediler. Sizin yerinize bir robot aldık. Bu pek hoş değil. Handke ve ekibi için bu tür endişeler yeni değil. Yuki, insanlar için henüz bir rakip oluşturmuyor. Bir fuar öncesi deneme yapılıyor. Ne kadar insansın? Hangileri? Evet, görüyorum. Jürgen Handke'nin dijital dünyaya özel bir ilgisi var. Onlarca yıldır bilgisayarlarla deney yapıyor. Yuki onun modern dijital eğitim verme vizyonuna yardımcı oluyor. Neden robotlar üniversitelere yerleştiriliyor? Ne gibi? Başka? Peki başka? Evet. Birinci kat. Yuki bugünlük son ders için yolda. Sırada İngiliz tarihi var. Hazır mısınız?
Cep telefonlarınız hazır mı? Evet, işte ilk soru. Go to Pingdom and answer the survey. Reply within 45 seconds. Würzburg Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre son yıllarda Avrupa ülkelerinde robotlara karşı çekince arttı. Peki Marburg'daki derslikte Yuki'ye karşı şüphe nasıl? Başlangıçta kesinlikle. Başlangıçta gerçekten tuhaftı. Şimdi pek çok derse katıldık. Bir yıl. Evet, tam bir yıldır o var. Biraz ona alıştık ama başlangıçta kesinlikle çok tuhaftı. Giderek daha fazla görev üstleniyor. Uzun vadede bunun gibi bir odada bir dolap olduğunu ve içinde bir robot bulunduğunu hayal ediyorum. Ona masamdan daha sonra yerine getireceği talimatlar veriyorum. Odaya geliyorum, ona selam veriyorum. Merhaba canım, iyi günler diyorum. O da bana merhaba deyip beni selamlıyor. Sonra bana soruyor, peki bugün ne yapmalıyım? Bana sınav yapmamı, şunu şunu yapmamı söylemiştin. Ben de ona ya bir şey söylüyorum ya da başına dokunuyorum ve tamam diyorum. O her şeyin yürümesini sağlıyor. Sırada bitirme sınavı var. Yuki gerçekten öğrenmene yardımcı oldu mu? Yuki'nin üstlendiği görevleri kendi kendime halletmem gerekirdi. Yuki beni bir nebze rahatlattı. Öğrencilerin 3/4'ü sınavı geçti. Geçen yıla kıyasla daha fazla bir oran. Bu Yuki'den mi kaynaklanıyor onu söylemek zor. Robota sorulacak tek bir soru kalıyor. Öğrencilerinin performansından memnun musun? Im Großen und Ganzen schon, aber manche Studenten könnten etwas vorbereiteter in den Kurs kommen. Sonuçta tabii insanlar robot değil. Robot Yuki sonraki perşembeye kadar tatilde. Sonra yeniden işe başlayacak. Derslerin daha insansı olması ya da geleceğin eğitimi için.